Merhaba, iyi günler. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde ama özellikle de 31 Mart öncesinde Cumhur İttifakı söylemini, propagandasını tamamen beka üzerine, terörle mücadele üzerine inşa etmişti ve çok büyük bir yenilgiye uğramıştı, bir hezimet oldu. 23 Haziran İstanbul, yenilenen İstanbul seçimlerinde bundan uzak durmaya çalıştı ama artık iş işten geçmişti. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun "her şey çok güzel olacak" sloganı çok tutulan bir slogandı. Birçok şeyin değişmesi beklenirken pazartesi günü kayyum atamalarıyla birlikte tekrar bu milliyetçilik kartı, beka kartını iktidar tarafından kullanıldığını ve şu anda da işe yarar gibi olduğunu görüyoruz. Çünkü bu olayın ardından gelen tepkiler, HDP'nin tepkilerini saymazsak, gelen tepkiler çok sınırlı, çok temkinli. Buradan sınırlı ve temkinli dememin nedeni sokağa çıktılar çıkmadılar meselesinin ötesinde. Burada bir bütünlüklü bir şekilde yapılan bu adımın, atılan bu adıma karşı bir muhalefetin bir duruşunu göremiyoruz. O duruş halbuki 31 Mart ve 23 Haziran öncesinde çok net bir şekilde vardı. HDP aleni müttefik olarak kabul edilmiyordu ama HDP'nin tavrı özellikle büyük şehirlerdeki seçimlerin kaderini birinci dereceden etkilemişti. Ama şimdi yaşanan olayda, doğrudan HDP'nin mağdur olduğu olayda aynı birlik havasını göremiyoruz. Tabii ki kınandı, Kılıçdaroğlu da kınadı. İyi Parti kınadı mı kınamadı mı tam anlamak mümkün değil. Çünkü bir taraftan eleştirilirken öteki taraftan da hiç kimse seçildi diye suç işleme hakkına sahip değildir diyor ki o aslında çok zaten herkesin kabul ettiği bir şey. Ama ortada bir suç isnadı yok, kanıtlanmış bir suç yok, sonuçlanmış bir mahkeme yok. Neyse, İyi Parti'nin tam anlamıyla kınadığı kanısında değilim. Zaten kendileri de böyle bir iddiaya sahip değiller. Sonuçta bu olay, pazartesinden bu yana yaşananlar bir kere daha milliyetçilik kartının hala iktidarların ve muhalefet partilerinin ama özellikle iktidarların elinde kullanışlı olduğunu düşündürtüyor. Ama ben bu kanıda değilim. Olayın Türkiye genel olarak baktığımız zaman geleneksel olarak Türkiye sağın güçlü olduğu, sağcılığın güçlü olduğu bir ülke. Türkiye'de milliyetçilik öteden beri güçlü, muhafazakarlık da güçlü. Yani Türkiye toplumu için milliyetçilik ve muhafazakarlık yönlerinin ağır bastığını söyleyebiliriz. Ama belli bir aşamadan sonra özellikle kentleşmeyle beraber bunun yanına muhakkak bir modernleşmeyi, bir batıya yönelmeyi de ve dolayısıyla bunlara bağlı olarak da demokrasiyi de katmak gerekiyor. Yani bu milliyetçi muhafazakar geçmişten gelen ya da bu değerlere sahip olan insanların tamamen geçmişe saplanıp kalmış insanlar olduğu düşüncesi kesinlikle doğru değil. Zaten baktığımız zaman, seçimlere baktığımız zaman, siyasi hayatımıza baktığımız zaman, AKP'ye baktığımız zaman, AKP'den önce Refah Partisi'ne ve Fazilet Partisi'ne baktığımız zaman şunu görüyoruz ki bu partiler sadece muhafazakarlıklarıyla ya da milliyetçilikleriyle değil, aynı zamanda bir değişim vaadiyle, ileriye yönelik bir değişim vaadiyle kitleleri etkileyebildiler. AKP'nin bunca süredir ülkeyi tek başına yönetebilmesinin nedeni kesinlikle AKP'nin muhafazakar bir parti olması değildi. AKP'nin muhafazakarın yanına bir şekilde demokratı da eklemesi bir şekilde insanları etkiledi ve desteklerini vermelerine yol açmıştı. Ama bir süre sonra baktık ki AKP demokrasiyi ve de hatta muhafazakarlığı, bence ciddi bir şekilde muhafazakarlığı da iyice geri plana itmiş durumda ve esas olarak son birkaç yıldır şu anda da görüyorsunuz Bahçeli ile beraber bir milliyetçi parti görünümünde. Bu işe yarar mı?
buradan Erdoğan yaşadığı krizden böyle çıkabilir mi? Kesinlikle bu konuda değilim. Zira Erdoğan'ın işine girdiği krizi önemli nedenlerinden birisinin de milliyetçiliği kendisine başat, en önde gelen neredeyse ideoloji yapması ve bu milliyetçiliğin çok ciddi bir şekilde katı bir devletçilikle beraber gitmesi. Erdoğan eski bildiğimiz sağcı siyasetçilerin bir günümüzdeki kopyası haline döndükçe kaybetmesi daha da kaçılmaz hale geliyor. Onun ülkeyi yönettiği ve üst üste seçimleri kazandığı dönemlerdeki o 2002 sonundan itibarenki süreçte hep bir ileriye doğru yönelik bir takım vaatler vardı. Doğru ya da yanlış. Avrupa Birliği vardı, demokratikleşme vardı, Kürt sorununun çözümü vardı vesaire ve hep ileriye doğru aksiyoner bir hareketti, bir partiydi, bir iktidardı ve bunları gerçekleştirebildiği ölçüde, ekonomide istikrarı belli sağlayabildiği ölçüde, demokratikleşmede, batılılaşmada, Avrupa'ya entegrasyonda başarılı olduğu müddetçe öne açıldı ve ona destek veren milliyetçi ve muhafazakar kesimlerin desteğine ek olarak aynı zamanda milliyetçi muhafazakar olarak tanımlanamayacak kesimlerden de kendisine yönelik ilgi oldu, destek oldu. Ama bunlardan uzaklaştığı andan itibaren de bu ilginin, desteğin azaldığını görüyoruz. Sonuçta milliyetçilik çok kullanılan ama bana göre seçim tercihlerinde, parti tercihlerinde belirleyici olmayan bir husus. Milliyetçilik bir slogan olarak güzel. Bir milliyetçi slogan dile getirdiğiniz zaman insanlar bunun arkasında pekala gidebiliyorlar. Ancak baktığınız zaman tek başına bu yetmiyor. Bunun yanına muhakkak bir şeyler koyabilmesi ve milliyetçiliğin bir şekilde daha çok sembolik olarak kalması tercih ediliyor. Batıyla bütünleşme bu noktada, batılılaşma bu noktada Türkiye'de milliyetçilerin de aslında içten içe benimsedikleri bir yaklaşım. Her ne kadar Batı karşıtlığı Türkiye'de çok yüksek görünse de aynı zamanda insanların yönünün batıya doğru olduğunu da görüyoruz. Çelişkili gibi gözüken bir durum var ama bence bu çok çelişkili değil. Bu insanlar bunu birlikte yaşayabiliyorlar. Şimdi konumuza tekrar dönecek olursak, nasıl oldu da 31 Mart'ta beka söylemiyle kaybeden Erdoğan, şimdi Ağustos ayında HDP'nin 3 Büyükşehir Belediyesi'nin başkanını görevden alıp yerlerine valileri atadığı zaman başarılı oldu ya da başarılıymış gibi gözüküyor. Burada dünkü yayında anlatmaya çalıştım. Burada biraz daha vurgulu bir şekilde anlatmaya çalışayım. Burada Erdoğan'ın bir başarısı söz konusu değil. Burada Erdoğan'ın bir başarısızlığının tekrarı söz konusu. Çünkü kayyum olayı yeni bir şey değil. İlk geçen sefer yaptığında yeniydi ve acaba buradan bir şey çıkar mı diye bakıldı. Ama kayyum olayının tam bir fiyasko olduğu ortaya çıktı. Seçim sonuçlarında ve seçimden sonra kayyumların yaptıklarının ifşa edilmesiyle beraber ortaya çıktı. Bir Türkiye yerel yönetimlerine ve genel olarak Türkiye siyasetine kara bir dönem olarak geçti. Ve Erdoğan bunu göz göre göre başarısız olmuş bu uygulamayı tekrar gündeme getirdi. Dolayısıyla bunu yaptığı andan itibaren kaybının netleşmesi gerekiyordu. Ama burada işte sorun tekrar muhalefetin milliyetçilikten, Erdoğan'ın başvurduğu milliyetçilik kartından bir kere daha ürkmesi oldu. Şunu iddia ediyorum, iddia edebilirim ya da, önümüzdeki günlerde seçim olsaydı kayyum ataması Erdoğan'ın lehine sonuçla yol açmayacaktı bence. Bu anlık bir şey. Muhalefet bu tür şeyleri, Erdoğan'ın bu tür çıkışlarını seçim dönemlerinde belki kayıtsız kalarak geçiştirebiliyorlar. Ama seçimin olmadığı dönemlerde buna yönelik siyaset geliştiremiyorlar. Burada böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Eğer ilk andan itibaren
kayyum olayı açıklanır açıklanmaz 31 Mart öncesinde beraber hareket eden partiler beraber hareket ettiklerini ve edeceklerini bir şekilde göstermiş olsalardı, çok sembolik şekiller olabilirdi bu, bir şekilde göstermiş olsalardı, bence bu ikinci kayyum operasyonu siyasi iktidarın elinde anında patlayabilirdi. Hala öyle bir ihtimal var ama muhalefet geciktikçe bu fırsatı ciddi bir şekilde kaçırıyor. Şunu hatırlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu bir adalet yürüyüşü yaptı, gerçekleştirdi ve Türk siyasi hayatına damga vuran olaylardan birisi oldu. CHP'nin Kılıçdaroğlu liderliğindeki en önemli çıkışlarından birisiydi. İktidarı ters köşe bırakan birisiydi, bir faaliyetti. Ve şu anda görüyoruz, Kılıçdaroğlu'nun yanında Ahmet Türk, Celal Doğan ve diğer Serpil Kemal Bay ve diğer HDP'liler de var. Ve böyle bir şeyde bu fotoğraf Türkiye'de hiç de infial yaratmadı. Hiç de infial yaratmadı. Tam tersine o adalet yürüyüşünün ruhuna uygun bir fotoğraf olarak görüldü. Bu fotoğrafın zamanında Enis Berberoğlu'nun cezaevine atılmasının tetiklediği bir adalet yürüyüşünde verilmiş olan bu fotoğrafın bir benzerinin bu kayyum olayında verilmesi pekala mümkündü. Ama orada Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu yürüyüşe HDP'liler katılırken, HDP'lilerin başlatmaya niyetlendikleri ya da bir şekilde yapmaya çalıştıkları, göstermeye çalıştıkları tepkiye aynı şekilde bir katılımı CHP ve CHP'nin lideri göstermedi. İlk başta tabii ki irkilme olacaktı ama belki de öyle bir fotoğrafın verilmesi halinde Türkiye'de birçok şey değişmiş ya da birçok şey çoktan değişmiş olduğu tescillenmiş olacaktı. Bence 31 Mart'ta çok şey değişti. 23 Haziran'da hele çok daha net bir şekilde değişti. Ama şu anda bu değişimi muhalefet tam olarak muhalefetin özellikle CHP ve bir ölçüde de İYİ Parti'yi katmak lazım. Tam olarak neyi değiştiğini, neyin kendileri lehine değiştiğini, önlerinin nasıl açılmış olduğunu tam olarak kavrayabildiklerini sanmıyorum. Bu kayyum operasyonu, hükümetin kayyum operasyonu bu anlamda muhalefete aslında sunulmuş bir fırsattı ve bu fırsatı yine o meşhur milliyetçilik fobisi ya da tabusu neyse artık o nedenle kullanamadılar. Bu fırsatı kaçırdılar. Fırsatı kaçırmanın ötesinde Erdoğan'a bir anlamda soluk alma imkanı verdiler. Ama bu çok sürebilecek bir olay değil. Daha olayın ilk günlerini yaşıyoruz. Büyük bir ihtimalle artık buradan bir geri dönüş olmayacak. Belki yeni iller, ilçe belediyeleri eklenmiş olacak. Bir tür tarihi tekerrür ettirmeye çalışacak Erdoğan. Ama burada benim kanaatime göre muhalefet ne kadar değişeni tam olarak idrak edemese de ya da bu cesareti gösteremese, yeni dönemin, yepyeni Türkiye'nin koşullarının gerektirdiği, zemininin gerektirdiği hareketleri, davranışları ve söylemleri geliştirmeye cesaret edemese de Erdoğan kendi kendini tüketmeye devam ediyor. Bu Türkiye'de çok ilginç bir olay. Gazeteci olarak izlediğim birçok dönemde siyasi iktidarların büyük ölçüde muhalefet tarafından değil kendileri tarafından tüketildiğini gördüm, tanık oldum. Buna birçok meslektaşım ve siyaseti gözlemleyen, siyasetin içinden ya da dışından gözlemleyen insanlar tanıktır. ANAP'ın erimesi Demirel'in başarısıyla olmadı. ANAP kendi kendine gitti. Ardından kurulan hükümetler öyle gitti. Koalisyon hükümetleri öyle gitti. Yerlerinde çok ciddi bir meydan okuyuş, çok ciddi, çok güçlü muhalif hareketler, muhalefet partileri olmadı. Ve birçok seçimde ki AKP'nin gelmesi de 2002'de budur, insanların önünde çok fazla seçenek olmadığı için
bir takım partiler tercih edildi. Bir dönem Demokratik Sol Parti tercih edildi. Bir dönem Devlet Bahçeli'nin MHP'si acayip bir şekilde oyunu arttırdı. Bir dönem ardından Refah Partisi'nin yükselişi, daha önceki dönemde Refah Partisi'nin yükselişi de kendisinin çabasına ek olarak merkez partilerinin tükenmesiyle doğrudan orantılıydı. Ama en büyük olay AKP'nin kurulmasının ardından yaşanan o büyük kriz, siyasi kriz ve AKP'nin birden tek başına iktidarı kurulduktan çok kısa bir süre sonra kucağında bulması oldu. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasetin, iktidarın değişimine bakmada, muhalefete bakmaktan çok iktidarın kendisine bakmak gerekiyor. Böyle bir garip bir geleneğimiz var. İktidarları muhalefet devirmiyor genellikle Türkiye'de. İktidarlar kendi kendilerine tükeniyorlar. AKP de, Erdoğan yönetimi de, iktidarı da böyle bir sürecin içerisinde muhalefet bunu hızlandırabilirdi, muhalefet bunu şekillendirebilirdi ama 31 Mart ve 23 Haziran deneylerine rağmen bunu gerçekleştiremeyen bir muhalefet var ve burada da hep ve o milliyetçilik, heyula gibi karşısına çıkan milliyetçilikten ürktükleri için bu var. Ama bir şekilde bu milliyetçilik, bu söylem, bu devletçi söylem, bakın görüyorsunuz peş peşe bakanların yaptıkları açıklamalarda kamuoyunu tatmin edecek hiçbir şey yok. Sadece devlete güvenin, bir bildiğimiz var ki yapıyoruz şeklinde artık çoktan rafa kalkmış olması gereken eski tip buyurgan ifadelerden başka bir şeyle karşılaşamıyorsunuz. Bu kendi kendini tüketen bir iktidar söz konusu. Milliyetçilik de bunun ilacı olamayacak. Ama eğer muhalefet buraya ciddi bir şekilde müdahale edebilirse, bu sürece müdahale edebilirse, Türkiye'nin gidişatı daha sağlıklı ilerleyebilir. Bu noktada son bir not, tabii ki AKP'nin iktidarının erimesi, tükenmesinde onun içerisinden çıkması söz konusu olan partiler de önemli bir rol oynayacak. İlk gün kayyum konusunda Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün açıklamaları oldu. Bu bir refleks olarak gösterdikleri, yaptıkları bu açıklamalar aslında yeni bir şeydi. Ama devamı gelmedi. Bakalım onlar üzerlerindeki o ölü toprağını atacaklar mı? Atacaklarsa ne zaman atacaklar? Ama onların devreye tam anlamıyla girmesiyle beraber işin renginin iyice değişeceğini söyleyebiliriz. Ama şu haliyle baktığımızda Erdoğan'ın ya da iktidarın, siyasi iktidarın muhalefetin özellikle CHP ve İyi Parti kanadını milliyetçilik silahıyla tekrar en azından felç ettiğini görüyoruz. Kıpırdayamaz, tavır alamaz hale getirdiklerini görüyoruz. Eğer bunu aşabilmiş olsalardı ki bundan sonra aşsalar ne olur? Geç olur herhalde. İlk günden bunu aşmış olsalardı işin rengi çok değişirdi. Bundan sonra nasıl olur? Bundan sonra eğer Erdoğan bu kutuplaşmayı tırmandırma, tekrar Kürt sorununu güvenlikçi politikalar üzerinden tırmandırma ve HDP'yi yeniden ve tekrar kriminalize etme üzerine ve kendisinden olmayan herkesi terörist ilan etme çizgisine girerse, o zaman muhalefet ne yapacak onu göreceğiz. Ama şu haliyle şöyle özetleyebilirim söylediklerimi. Milliyetçilik silahı şu anda işe yaramış gibi gözüküyor ama bu aldatıcı. AKP iktidarı, Erdoğan iktidarı, muhalefet ne kadar tutuk olursa olsun kendi sorununu çözebilecek bir iktidar olarak görünmüyor. Çünkü kendi tabanının da beklentisi olan ileriye yönelik mesajları üretme kapasitesini çoktan yitirmiş bir iktidar söz konusu. Dolayısıyla kriz derinleşiyor. Krizin derinleşmesinden muhalefet istifade edemediği müddetçe bu aynı zamanda muhalefetin de krizi oluyor. Ama Türkiye daha önceki deneylerde de olduğu gibi, geçmiş örneklerde de olduğu gibi bunu bir şekilde şöyle ya da bu şekilde
aşacaktır. Ne kadar zaman alır bilmiyorum ama AKP'nin ve Erdoğan'ın artık Türkiye'yi uzun vadeli yönetebilme perspektifinin çoktan kalkmış olduğu kanısındayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler. Ankara'dan merhaba. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'niz. Ben öyle algıladım. Milletçi alkışlıyoruz. Başlıklı bir kampanya var. Sadece HDP değil mevzu. Kaç ilde miting yapıyorsunuz? Aksaray ilde. Bayağı bir olsun. Çok sayıda yer var. Şimdi benim İstanbul'a çıkış yasağım var. Tabii ki yani sokaktan geçen herhangi birini çevirip ne düşünüyorsun deseniz... Yani aslında ben artık nereye gitsem bütün şehirleri birbirine benzetir hale geldim. TÜSİAD üyelerinin verdiği yemekte kendisine iktidar arayan bir Recep Tayyip Erdoğan. Sanıyorum ki sosyal yanım daha baskın. Ya da zaman zaman değişiyor aslında her insanlar. Bugün de zaten bence bunun hazırlığı yapılmaktadır. CHP İYİ Parti ittifakı. İnşaat sektörünün potansiyeli yüksek. Niye? Good afternoon, welcome to this week in Turkey. Bunun desteğini alan iki partinin koalisyonu olursa... 24 Haziran seçimlerinde ise CHP %41 ile buradan birinci çıkarken... Erdoğan'ın bizzat işte İstanbul Teşkilatı ve... 6 ayda bir bu kararın... Evet, söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.